Bugünkü sohbetimiz hat sanatı üzerine ve medeniyetimizin çok önemli bir vitrini olan hat sanatında yanımızda hattat bir üstadımız var. Estağfurullah. Mahmut Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? İyisiniz Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Şimdi masamızın üzeri tabii hat olunca hat da donattık. Eğer bir çiçek sanatçısını ağırlasaydık o zaman da belki çiçek donatırdık. Ama bunlar da siz de görüyorsunuz çiçeklerden hiç ayrı şeyler değil. Üstad, evet. Ellerinize sağlık. Estağfurullah. Tabii önümüzdeki iki levha hem hatlarıyla hem tesipleriyle çok değerli diye düşünüyorum sizin için. Neden? Çünkü size hat konusunda yetki veren iki icazet. İki icazet. Bunları nasıl anlatırız? Bu işe nasıl önce merak ediyorum Üstad? Ben 1991 yılında Aydın Ergün Hoca'dan hatta başladım. Bunun öncesinde resim yapıyordum. Yani resme karşı bir kabiliyetimiz vardı. Kendi çapımızda. Fakat evde pek hoş görülmüyordu resim. Babam tarafından. Babam bir dönem imamlık yapmış. Bir kişi. Daha sonra işte imsakiyeler, şunlar bunlar. İçimizde bir sanat sevgisi var. Bunu nasıl dışarı vuracaksınız? İşte imsakiyeler geliyor gidiyor. İmsakiyelerin üstündeki yazı benim dikkatimi çekiyor. Bir de bizim ortaokul zamanında Leyla diye bir iş hocamız vardı. Resim iş hocamız. Bu resim iş hocamız bir gün bir Ebru teknesi getirdi sınıfa. Biz tabii Ebru'nun E'sini bilmediğimiz dönemler. Ortaokuldayız. Biz Ebru yaptık. O Ebru İstanbul'da bende, oluyor. İstanbul'da. Gasumbaşa'da. Vefa Poraz Lisesi'nde diyelim yani. Şeyde 1950'lerde kurulmuş bir semttir bizim orası. Pek öyle sanatla halen daha kütüphanesi olmayan bir yerdir. İstanbul gibi bir yerde. Ebru yaptık. Ben Ebru'yu yaparım dedim. Yani çok kolay. Gözüne kestirdim. Çok kesim, yani. Gözüme kestirdim. Cahil cesaretli olurmuş. Estağfurullah. İşte gittim. Malzemelerini aldım. Kitreyi aldım. Fakat boyaları ezmek falan çok zor oldu. Dedim sulu boyayla yaparım ben bunu. Aldım. Uygulama döndüm. Tabii uygulaması fiyaskoyla neticelendi. Onu araştırırken kitaplarda, o zamanki ansiklopedilerde işte hat sanatının bir yan kolu olarak, yani hat sanatını ön tarafa çıkar. Hatta burada levhamız var. Evet, burada var. Etrafına tezinatında kullanılan bir sanat olarak çıktı. Şimdi dedim ki yani aslı varken niye ben teferruatında kenarında uğraşayım şimdi? Ebrucular da bize kızacak ama. Yok, kendisi varken kardeşi ilgilenmedim. Çok ilgilenmedim. Yani, sonra hat sanatına ilgi duyunca da baktım bizim peder şey yapmadı. Herhangi bir tepki vermedi. Gayet de hoşuna gitti. Evde marifet iltifata tabidir, müşterisiz metazayidir tabirince. Evde de ilgi duyunca, etrafındakiler de ilgi duyunca ben kendimi bir anda hattat zannettim. 1991 yılında Cafer Ahmet Lisesi'nde Aydın Ergün hocamızın bu işte uğraştığını öğrendim ve gittim derse başladım. Daha sonra o zaman için, kaç yaşındasınız? 18. 91'de 18 yaşındayım. Daha sonra Hüseyin Kutlu hocamla tanıştım. Bir buçuk sene sonra 93'lerde. Sonra rahmetli Ali Alparslan hocamla Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Biz hatta Hüseyin hocamdan talik dersi vermesini istedik. Kendisi de talik eğitimi almış. Talik dersi vermesini istedik. Dedi ki Ali hoca yaşarken biz talik dersi veremeyiz dedi. Ne kadar bizim o zaman normalde bir söz gibi gelen şey bu işin aslı. Edebi. Edebi. Çok enteresan. Böyle yani başlangıcı bu şekilde. 91 yılından beri işte Rika eğitimi, Sülüs yazı eğitimi, daha sonra bir dönem Ali Alparslan Hoca'dan 98'de bir divane eğitimi, daha sonra askerden geldikten sonra 2000 senesinden sonra da talik eğitiminle, sonra birazcık şikeste gösterdi hoca ama tamamını göstermedi. Sonra kendi gayretlerimizle bir de şikeste yazı yazıyoruz. Şimdi dolayısıyla iki aslında büyük üstattan, gerçekten hattımızın iki büyük yıldızı, Ali Alparslan hocamız merhum. Evet, merhum ve Hüseyin Kutlu hocam, Allah güzel ömürler versin, ömrünü zahit etsin. Amin inşallah. İki tane aslında diploma aldınız. Diploma. Şimdi bunu da dostlarla paylaşmak isterim çünkü icazet denilen bu kurum sadece aslında hatta has bir şey değil. Değil. Yani bizim ilim geleneğimizde de, sanat geleneğinde ama en çok da hatta. Evet, çünkü mesela dersleri bitirdiğiniz zaman deniliyor ki al sana diploma, buna benzer biraz önceki
icazete benzer bir şey. Evet. Bu diplomayı al, sen artık bu mesleği icra edebilirsin. Hukukçuysan avukat olabilirsin, hakim olabilirsin vesaire. Fakat hatta iş öyle, tam olarak öyle gitmiyor şimdi galiba. Aslında böyle. Hı. Yani teknik olarak anlattığınız şekilde. Ama siz bir hocadan icazet alıyorsunuz. Bir kurumdan değil. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bir mühendis oldunuz. Bir köprü yaptınız. Allah muhafaza köprü yıkıldı. Araştıran kişiler kanuni bir cezası varsa size yüklerler. Sizin hocanızı araştırmazlar. Yani hangi üniversiteden mezun oldun? İşte İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi o zamanki dekanı kimmiş? Bir arayalım bakalım ya sen işte şu kişiye nasıl böyle talebe yetiştiriyorsun demezler. Tabii. Eğer hukuki bir karşılığı varsa bunu sizden talep ederler. Fakat bizde öyle değildir. Bizde yapacağınız en ufak bir hata direkt sizin hocanıza. O yüzden icazeti Hüseyin Hocam çok güzel bir tabir kullanır. Der ki icazet çok güzel yazıya verilmez. Çok güzel ahlaka verilir der. Çok, çok eğer sizin ahlakınız tam değilse, icazeti de aldıysanız, ileride tutar istediğinizi yapabilirsiniz. Hatta ben devrim yapıyorum diye, yani yozlaşma anlamında kullanıyorum devrim dediğim o. Yozlaşmaya gittiğiniz zaman elinizde bir tutar belge vardır. Ha bizde şey de bitmez, yani madden bitse bile bir mevzu. Mesela bir tarafta Hüseyin Kutlu Hocam'dan aldığım icazet, bir tarafta rahmetli Ali Alparslan Hoca'dan, merhumdan aldığım. O da talik hat üzerine. Talik hat üzerine. Şimdi talik hat üzerine aldığım üstadım şu anda rahmetli oldu. Fakat sizin aranızdaki bağ kopmuyor. Yani hazır rahmetli oldu, ben istediğimi yapabilirim, istediğim gibi istediğim harfle oynayabilirim gibi bir lüksünüz yok. Bu sefer bunun manevi tarafı manevi ağır basıyor. Var. Mesuliyeti var. Güzel yazı icazet, değil. Bakın. Ayrıca güzel yazı olacak. Fakat evet, evet. Güzel yazıdan ziyade aslında güzel ahlaka verilir. Çok çok önemli bir fark ve bu tabii bizim hani geleneksel sanatlarda karşılaştığımız temel şey. Yani sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir edep, evet, aktarımı, edep aktarımı, kişilik aktarımı. O yüzden üstat olmak kolay değil. Yani bizde en maharetliler üstat oluyor diyerek orada durmuyoruz. Evet. Sadece en maharetler olmuyor. Hüseyin Kutlu Üstadımızın dediği gibi aynı zamanda o işi kendi ahlakına katabilen, aynen, insanlar, evet, değil mi? Üstad, evet, oluyor veya o gibi talebelerine yetki, eyvallah, verebiliyorlar. Bu nedir? Bu aslında karman çorman harflerden ibaret bir şey. Evet. Bir düzeni şimdi de yok gibi ama şöyle var söyleyeyim, mı? Tabii var. Karalama dediğimiz. Yani biz yazıyı önce yazarız. Hı-hı. Sonra yazı levhayı tasih yaparız. Hı-hı. Fakat karalama yaptığımız zaman buna tahsiye gerek duymayız. Çünkü o alıştırmadır. Elinizin, yani elinizi alıştırmasıdır. Mesela bir ayet veya hadis yazacağımız zaman biz onu yüzlerce sefer o harfleri tekrar ederiz. Elimizi alıştırdıktan sonra oturur levha haline getiririz. Enteresan. İsmail Zühtü Efendi rahmetlinin ki Rakım Efendi'nin abisidir. Bir dönemin çok büyük hattatıdır. Onun yapmış olduğu bir karalama. Fakat karalamaya baktığınız zaman bile bir leke dengesi var. Yani değil mi? Evet. Yani bir leke dengesi var. Harfler olanca sadeliğinle duruyor. Çok güzel bir eser. Yani aslında şeyi de belki sormam lazım. Şimdi bu etrafındaki tesip çerçevesi. Evet. Hı hı. O sonradan yapılmış bir şey değil sonradan mi? Sonradan. Tabii biz eseri yaparız. Şöyle bizde çok nadirdir bir eserin bir kişi tarafından çıkarılması. Hı. Resimde bir tuval vardır. Siz resminizi yaparsınız, tuvali çıkartırsınız, çerçeve yaparsınız veya yapmazsınız, tek kişiden eser çıkar. Bizde ya ebru yapılır ki ebru yapan başka birisidir, ya da tesip yapılır, tesibi yapan başka birisidir. Hem ebru çok nadir hattan mesela, hem hat çalışan arkadaşlarımız var. Hem siz tesip de öylesiniz değil mi? Sizin ben ebru, bir dönem ebru ile çalıştım ama var. Ben kendi ebrucu diye nitelendirmem. Evet. Çünkü o işi gerçekten, yani işin içine girdiğiniz zaman cahil cesur olur diye bir tabir var. Bir zamanlar ben de yaptım ebru. Fakat şey değil yani, ayrı bir ilim. Peki yine buraya dönersek. Şimdi bu normalde birisinin el egzersizi olarak, hı hı, geçmişteki merhum, evet, bir üstadımızın, çok büyük bir hattatın, evet, İsmail Zühtü Efendi'nin yaptığı bir karalama. Evet. Burada ne sihri var ki insan buna bakınca, biz normalde mesela Latin harflerini de bu şekilde bazen hani karalarız. İnsan canı sıkılır, onları çalışabiliriz. Evet. Fakat burada başka bir şey var. Onu niye yormak lazım? Yani şimdi, bu güzelliğin kaynağı ne? Şimdi burada iki tane. Bir maddi, bir manevi tarafını söyleyeyim. Maddi tarafı şu. Bizim harflerin her biri üçte bir kuralı. Yani altın oran dediğimiz birinci oranla bu yazılır. Size bir şeyin hoş gelmesi. Mesela şöyle anlatayım ben size. Üçte bir oran ne de var? Mesela bir Mevlevi sikkesi düşünün. Hmm. Mevlevi sikke olarak düşünün. Başlığı yani. Başlığı. Evet.
Mevlevi sikkesinin dönüm yeri yani düz gelir ve döndüğü yer üçte bire tekabül eder. Şeyhinin taktığında ise destar tam üçte birde hizada sarılır. Avrupalı gelir Konya'yı gezerken ya da İstanbul'u gezerken destar sarılmış sikkeyi görür, alır götürür vitrinine koyar. Aslında mensubu bulunduğu bir tarik değildir. Fakat görseline biter. Değil mi? O niye üçte bir var? Bizim yani anatomi çalışanlar için söylüyorum, mesela resim çalışanlar için. Bir şeyi eğer sanatsal olarak yapacaksanız mutlaka üçte bir kurallara uymanız lazım. Şimdi burada gördüğümüz yazıda hangi harfi neresinden tutarsanız tutun o üçte birler vardır. Bu sülüs yazı dediğimiz yani salisten, selaseden gelen kuralı olmazsa olmazıdır zaten sülüs yazının. Ondaki maddi tarafı bu. Manevi tarafı da şu. Hüseyin Hocam şöyle bir tabir söyler. Çok da hoşuma gider. Dünyanın der en güzel kristal avizesini getirip de en pahalı, en nezih kristal avizesini getirip odanıza astığınızı düşünün. Bu o anda prize bağlıdır. Kabloyla prize gelir. Prizi açarsanız yanar. Prizden evdeki sigortaya bağlıdır. Evin girişindeki sigorta. Oradan aşağıki kofraya bağlıdır. Kofradan trafoya, trafodan oradan oraya derken elektrik dağıtımından ta şeye kadar, baraja kadar gider. Eğer arada bir tane teli koparırsanız, bir tane size gelen tellerden herhangi bir tanesi fark etmez. O dünyanın en büyük, en billur avizesi diyelim, size ışık vermez. Şimdi buradaki manevi tarafını söyleyeyim. İsmail Zühtü Efendi'nin yetiştiği menba. Yani onu ne kadar görülüyor, ne kadar görülmüyor biliyor musun? Hani benim gibi bu işe tamamen ömrünü vermiş birisi olarak fazla şeyler görebiliyorsunuz. Yani bunu ben görüyorum demeyeyim ama yani dehşet bir yazı. Alttaki imza Sebedahu İsmail Zühtü yazmış. Sebedahu çok da ne demek? Yani bunu yazan. Yazan. Bunu yazan İsmail Zühtü. Genelde Meşegahu yazılır. Evet. Bunu meşkeden. Onlar çoğunda imza yoktur. Ama harfinden tanırsınız. Neden yok imza? Yani... İmza şöyle. Aslında çok güzel bir şey. Bizim icazetlerimizde de kendi imzamız yoktur. Altta Hüseyin Hocam ya da işte Ali Alparslan Hocam merhum. Altta sizin isminizi zikreder. Yukarıda yazılan kişi yazıya siz kendinizden herhangi bir şey katmazsınız. Zaten işin erbabı sizin yazdığınızı anlar. Ama istiften anlar, ama kalem gidişinden anlar. Mutlaka bir yerden çıkartır. Eskilerde bu mütevazılık çok fazla. Gidin kabristanlarımıza. Yani bugün Karacaahmet'e gittiğiniz zaman eğer 10 bin taş varsa, bunun eski taştan bahsediyorum. 10 bin taş varsa zaten hatta 9500'ünde imza göremezsiniz. Bunlar yani görevini yapmışlar. O taşa yazı yazanlar, taşı yazanlar, hak edenler kendi imzasını atmamışlar. Bunu medeniyetimizde neye bağlamak lazım? Ben şöyle diyorum bunu. Mesela öğrenciler soruyor. Ya işte hocam işte mezar taşı. Bugünlerde pek gelenek olmayan ki biz bunu geleneğe devam ettiriyoruz. Mezar taşını biz en güzel şekilde yapıyoruz. Yani heykelin Avrupa'daki, İtalya'daki o Rönesans dönemindeki heykel neyse bizdeki mezar taşı aynısı. Ben şuna inanıyorum ki oradaki mezar taşını işleyen kişi eğer İtalya'da yetişmiş olsaydı aynı kabiliyetle Musa heykelini yapardı. Kesinlikle. Fakat bizim Musa heykeli yapmak gibi bir derdimiz yok. İşte mezar taşı yapıyoruz. Evet, bir hanım mezar taşı soldaki. Bir hanım mezar taşı. Hanım olduğunu nereden anlıyoruz? Süsünden anlıyoruz. Değil yani mi? Yaşı kaç olursa olsun oradaki yani süs... Yani yaşayanı da vefat edeni de vefat süslü, edene oluyor. Süslü oluyor. Şimdi şunu bu şekilde... Yazıyı yazmak çok zordur. Bunu taşa işlemek, aynı zerafette, aynı kesinlikle kalemden çıkmışça işlemek o çok daha zordur. Bunu yapan kişi dediğim gibi Musa heykelinde yapar. Ben heykeltıraş değilim ama yapabilir kanaatindeyim. Kesinlikle. Mezar taşını yapıyoruz. Bakın üstünde Hüvel Baki yazıyor. Evet. Allah Baki'dir. Bazısında küllümen aleyha fan, Allah'tan başka her şey fanidir yazar. Peki Allah'tan başka her şey fani de bir taşı bu kadar süslemek niye? Evet. Fani olan bir şeyi niye bu kadar üzerine emek sarf ediyoruz? Bu da medeniyettir işte. Bizdeki karşılığı da bunun medeniyettir. Yani aslında geçici olanı kalıcı hale getirmek, kalıcı hale getirmek ve onu insanlara hatırlatmak. En azından yeryüzünde durduğu müddetçe onu kalıcı hale getirmek bir medeniyettir. Çok güzel. Şimdi bu medeniyet bahsiyle sözümüzü balla keselim. Eyvallah. Küçük bir ara verelim. Yeniden sohbetimize döneceğiz. Bekliyoruz efendim. Eyvallah. Bununla başlıyor. Bu ilgiyi nasıl algılıyorsun, nasıl düşünüyorsun? Şimdi Nun vel Kalem, Kalem suresinin birinci ayeti. Evet. Birinci ve ikinci ayeti. Nun vel Kalem ve ma yesturun. Burada evet, senin hatta yazdığın şekliyle değil evet mi?
Nun vel kalem ve mayestrun. Evet. Allah kalem ve kalem ehlini satıra dizdiklerine yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala fazla şeye yemin etmiyor. Evet. Ama bunları yemin ettiklerinin içinde de bir tanesi kalem. Ve kalem ehlinin yani satıra dizdikleri bu ilmi de kapsar. Yalnız hattatlık olarak düşünmeyin. Bu ilmi de kapsar. Ama ilmin kapısı şeydir yani kalemdir. Nun da Kalem suresinin başındaki harfi mukatta dediğimiz nun, yani, nun sadece harfi zikreder. Çok enteresan ve burada dostlarımız belki fark etsinler, mutlaka fark etmişlerdir. Nun bir divit gibi, evet. Geri bir kalan, hokka diyelim. Hokka gibi, geri kalan ayet-i kerimede bir kalem. Kalem gibi ona batırılmış. Eyvallah. Şekilde. Burada tabii dikkat çeken şeylerden birisi de nokta. Evet. Şimdi sıfır nasıl çok kafa karıştıran bir rakam ise, evet. Yani insanın içine girdiğinde esrarı, sırlarını düşündüğünde gerçekten çok fazla şey düşünmesi gerekir ve çok şey çıkarabilir, evet. Kendisi için. Sanki nokta da öyle bir şey. Evet. Nasıl anlıyoruz şimdi, noktayı? Hazreti Ali'nin şöyle bir tabiri var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in hikmeti Fatiha'da. Fatiha'nınki Besmele'de, Besmele'ninki B'de, B'ninki de noktasındadır diyor. İlim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı diyor. Şimdi bizdeki nokta çok enteresan bir şey. Sülüs noktasından bahsedeyim. Şimdi örneğimiz sülüs olduğu için. Evet. 7'ye 8 oranında bir dikdörtgendir. Erdiği vakit levha deniliyor. Bu da bir istif. Eyvallah. Çünkü belli bir şekilde sıralanıyor. Gelmiş. Şöyle, zaten bizde en zor olanı odur. Harflerle oynama şansınız yok. Hı hı. Mesela oradaki bir kef harfinin içine 9 veya 11 nokta arasında bir şey sokmanız lazım. Osmanlı onu bir standarda sokmuş. Bir standardı var. Tabii sin dişinin ölçüsü var, sadın ölçüsü var. Size o kadar şey veriyorlar ki bu kadar hani harfler çok kısıtlayıcı. Fakat bununla binlerce istif yapabiliyorsunuz. Çok enteresan. Çok enteresan bir şeydir yani. Aynı istifi hattatlar arasına dağıtın, aynı ibareyi dağıtın. Mesela şurada bir beyit şurada, var. Şurada Sufi hele gel meclisime dinle bu sazı, görünce olur tellerin Allah'a niyazı. Çok güzel bir bunu hattatlar arasına dağıtın. Kimisi sülüs nesih olarak yazar. Demin gördüğümüz icazetteki, evet. Gibi. Kimisi talik olarak yazar. Buradaki gibi. Kimisi bunu yuvarlak istif yapar. Kimisi işte elipsin içine oturtturur. Hani mesela talikle yani, bir son... Vani Mehmet Efendi Camisi var Bursa'da. Orayı, evet. Talikle yazdık. Bir değişiklik olsun dedik yani. Ama şöyle söyleyeyim. Kuşak yazıda mesela çuvallarsınız. Yani kuşak dediğimiz, kuşak dediğimiz o caminin içindeki dönen yazı. Onu sülüsle yapmanız lazım ki hem o mesafeden okulabilsin, hı hı. Hem estetik kaygıları güdebilsin. Yani o estetik kaygıları verebilsin. Bu da sonuçta aslında hattat olan kişi sadece yazıyla sınırlı kalmamış oluyor. Aslında yazı çevresindeki bütün güzellik alanlarıyla da, eyvallah. Bir şekilde ilgilenmiş oluyor ve onları da işin içine katmak zorunda bizim kalıyor. Bizim geleneksel sanatlarla uğraşan insanlara baktığınız zaman zaten bir kişi bir işle uğraşmıyor. Evet. Hezarfen yani, olanları çok. Hezarfen olanları Necmettin çok fazla. Hukaya, Allah gani gani rahmet eylesin. Necmettin hocamız mesela başlarında gelir. İbrahim Ethem Efendi, onun hocası, Evru hocası. Bakkal Arif'in öğrencisi. Aziz Efendi'nin Ebru hocası, yani bir hattatın büyük hattatların da Ebru hocaları. Sami Efendi'nin çok yakın arkadaşı. Çok yakın. Ama bu yalnız bir işle uğraşmamış. Necmettin hocamız ok ve yayla uğraşmış. Ciltçilik. Ben de ciltçilik. Yani bir de şöyle bir şey var. Osmanlı zamanında herhalde ben onu şey yapıyorum. Bizim şansımız Mevlam az kişiye çok yetenek verip onu Osmanlı'dan Cumhuriyetimize taşıtmış. Yani bugün cilt dediğiniz zaman Necmettin Hoca akla geliyor. Ebru dediğimiz zaman Necmettin Hoca akla geliyor. Hat dediğimiz zaman, özellikle talik hat dediğimiz zaman Necmettin Hoca akla geliyor. Bunun yanında dediğim gibi ok yay. Osmanlı'dan gelen gelenek onun vefatında 1976'da son bulmuş. Yani okçuluğun, Osmanlı'daki okçuluğun bitiş tarihi 1976 hocanın vefat tarihidir. Şimdi istersen Necmettin hocamızın güzel bir Akkase yazısını, eyvallah. Da gösterelim. 14 numaralı yönetmenimiz yansıtırsa, eyvallah. Ekrana. Onun çok da güzel bir hikaye. Fakat çok mahzunlar. Necmettin hocamız da öyle elbette. Fakat bir gün galiba o Mudanya Mütarekesi'nden sonra o gemiler gidiyor. İşgal kuvvetleri düşmanların gidiyor. İşgal kuvvetlerinin gemilerinin boğazdan şehirden ayrıldıklarını görünce o kadar mutlu olmuş ki bu galiba yazı yapıyor, evet. Değil mi? Ben yanlış bunun bir öncesi
Bu da geçer yahudur. Öyle mi? Tabii ilk gördüğünde bir boya almak yani için. Yani işgal ilk olduğunda bu da geçer yahudur. Lök boyası almaya gidiyor. Çok lök dediğimiz şu anda bu Ebru'da pek görünmüyor. Zamanla uçmuş bir boya. Tabii deneme yanılma biliyorsunuz bizim sanatlarda. Biz is mürekkebini kullanmamızın sebebi de odur. Yani artık denenmiş ve yüzlerce yıl sabit solmaması gereken bir mürekkep. Burada lök mürekkebi boyası dediğimiz bir boya var. Kırmızı. Şu aralarda bakın o lacivertlerin yeşillerin arasında kırmızı bir boyadır. Evet. Fakat zamanla solmuştur. Onu almaya gittiği zaman işgal yazıyı yazıyor. Kuvvetli Arap zamkıyla. Sonra bunu Ebru teknesine yatırıyor. O kağıdı oradan aldığı zaman Arap zamkı olan yerler Ebru'yu tutmadığı için, boyayı tutmadığı için boş kalıyor ve yazılı Ebru çıkıyor. Dolayısıyla biz de harfleri görüyoruz. Evet. Burada gel keyfim gel yazıyor. Evet, bildiğiniz gel keyfim gel yazıyor. Evet. Altında da Ketebehu Necmettin El Üsküdar'ı yazıyor. Evet, Üsküdar'lı Necmettin bunu yazdı. 1341. Şimdi bunun şöyle de bir hikayesi olduğunu aktarıyorlar belki sen anlat istersen. Buyurun siz mi lütfen. Tabii Üsküdar'da yazıldığı tarih İstanbul'un işgal yılları. Osmanlı Devleti yıkılma dönemi. O dönemde tabii İstanbullular çok mahzunlar çünkü şehrimiz İngiliz, Fransız, İtalyanların işgali altında. İlk defa işgale uğruyor yani fetihten beri. Bunun tabii psikolojisini biz şu anda bilemiyoruz. 14 numaraya geliyorsa bu arada seyircilerimiz de o güzelliği eyvallah beklesinler. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman çok değişik bir şey. Evet. Ebru'yu da galiba kendisi yapıyor öyle değil mi? Şimdi tabii kendisi Ebru üstadı. Akkase yapıldığına Ebru göre. Yazılı Ebru. Akkase değil de bu yazılı Ebru. Ebru. Evet. Yani aslında şimdi günümüzde akkase Ebru deniliyor buna. Fakat evet, bu yazılı Ebru. Hatta onun sistemini şöyle yapmış. Zamanında bir mekanı kapatarak yani yazı gelecek olan alanı kapatarak yapılan Ebru'yu yapmışlar. Hmm. Fakat hoca bunu kesiyor, yapıştırıyor. Yapıştırırken tekrar sökmesi gerektiğinde zorluk yaşıyor. Arap zamkını buluyor. Hmm. Ve Arap zamkınla yazdığı zaman o Arap zamkı alan yerin Ebru'yu tutmadığını görüyor. Yani önce Arap zamkıyla yazıyor. Arap zamkıyla normal Ebru yazıyı yazıyor. Tabii hatta demin bahsettiğimiz ilk konumuzun girişinde. Yani iki sanatı bir arada yapabildiğiniz zaman alüle ala görüyor. Mutlaka. Eve döndüğü zaman bu da geçer yahu yazıyor. Sonra gittiklerini gerçekten gördüğü zaman da evet o zamanlar geçiyor. Birkaç senenin içinde işgal kuvvetleri geri çekiliyor. Bir keyifle Üsküdar'dan yukarı çıkıyor. O lök boyasını gene kullanaraktan gel keyfim gel yazıyor. Çok enteresan evet. Evet. Necmettin Okay gerçekten hezarfen, okçulukta evet, dediğiniz okçuluk gibi. Okçuluk var, evet. Hattatlık, Ebru üstatlığı vesaire. Eyvallah. Bu gibi insanlar da çok ama olmak zorunda değil. Onlar zaten değil, müstesna insanlar. Eyvallah. Yani bu kadar çok kabiliyet şöyle, olan. Şöyle yaptıkları işi yani işte gülcülükle uğraşıyor. Bugün 10 tane gül alın, işte balkonunuza koyun. Ben de gülcülükle uğraşıyorum değil. 400 çeşit gül yetiştiriyor. Aynı zamanda gül yetiştiriyor. Gül yetiştiriyor. Ve bunu İsmail Hakkı Altunbezer ve o Üsküdar'da Gül Baba namıyla birisinin tavsiyesiyle yapıyor. Yani bunda bu işi görmüşler ki 400 çeşit gül yetiştiriyor ve bu konuda Avrupa'da ödüller alıyor. Aslında bunların hepsine bakınca birbirinden çok ayrı olmadığını da değil görüyoruz. Ama yani bir kişi de bu kadar yetenek toplam en seçkin talebesi diyelim. Görevlendiriliyor ve camide Bursa'da 3,5 yıl kalıyorlar. Şefik Efendi'nin 3,5 yıl orada kaldı. Abdülfettah Efendi'nin peyderpey İstanbul'a gelip gittiği söylenir. Hatta geçenlerde bir araştırmada şey çıktı. Şefik Efendi'nin hanımının mezarını bulduk Bursa'da. Hanımının mezar taşını bulduk Muradiye'de. Onlar yazıyor o zaman. Hanımı bile orada vefat etmiş. 3,5 yıl orada kalmışlar. Yazıları yazmışlar. Şu yani anda, bu yazılar aslında caminin ilk döneminden şöyle, kalan yazılar değil. İlk zamanlar değil. Peyderpey kolonlardaki yazılar yazılmış. Fakat tamamı değil. Fakat o ciddi 1855'ten sonraki ciddi restorasyonda tamamı yapıldı. 5 sene öncesi de Hüseyin Kutlu Hocam'ın himayesinde, gözetiminde tekrardan restorasyonu yapıldı. Vavlardan sakının der mesela. Vav'la başlayan işlerden sakının. Yapmayın demek değil yalnız. Çünkü vav kasemdir. Harfi yani yemin harfi olduğu evet, için aynı zamanda. Şöyle vakıf, vekalet, velayet, vesayet bunların hepsi vav'la başlar. Vav'la yani yapmayın değil ama yaparken çok dikkatli, çok olun. Dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Çünkü emanet olarak onlar çok hassas evet, emanetler evet, olduğu için. Burada mesela bu hattın çeşidi nedir? Hangi? Bu da sülüs.
hatta şeyler, vavlar sülüs, içi küfidir. Evet, yani küfi diye bahsettiğimiz harfler aslında buna benzer şeyler. Onlar. Fakat bunlar tabii küfinin süslü küfi dediğimiz, yani daha böyle dallı budaklı olanlarından. Şefike efendilerin elinde gerçekten sanat eserine dönmüş vaziyette. Hele Sadakallahu Lazim'i ben her önce tavsiye ediyorum. En soldaki kerime, arkada yani sülüsle yazılmış da bilsinler. Eyvallah. Şu vavın harfin gelip kuyruğunun üstünde yer alan Sadakallahu Lazim. Müthiştir. Daha güzelini yani ben şahsım için söylüyorum. Daha güzelini görmedim. Şahsım için söylüyorum yalnız. Hani benim ilmim ne kadar erer bilmiyorum ama ben güzelini görmedim. Çok peki bir hattat mesela normalde şu kağıda yazdığınızı anlıyoruz. Eyvallah. Elinizde bir kalem var, oturuyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Böyle büyük mekanlara, duvarlara nasıl yazılıyor? Evet. Şimdi yine aynı şöyle söyleyeyim. Farklı bir şey var. Bir hikayeyle gireyim ben işe. Sami Efendi bir gün, Sami Efendi bizim hat sanatında zirve olmuş 19. asrın en büyük şahsiyetlerinden bir tanesi. Fatih'te Horhor'da oturuyor. Yazında şey tarafında, Çengelköy tarafında yazlığı var. Horhor'da otururken odun alıyor. Hı hı. Odunu getiriyor, işte yıkıyorlar diyelim. Yukarıdan aşağı bir kırıcı geliyor. Odun kırılır, odun kırılır. Yaşlı bir amca bağırıyor. Gel diyor, kırar mısın? Ne kadara kırarsın? Şu kadara kırarım. Buyur diyor. Yukarı çıkıyor. Bir soru işareti. Acaba bu amca bu yaşlılıkla bu odunu kırabilecek mi? Çıkıyor pencereden şöyle aşağı bakıyor. Amca her vurduğunu ikiye ayırıyor. Bu da hayret verici bir şey. Biraz sonra neyse işte yani faraza 3 saatte bitecek olan iş 1 saatte bitiyor. Amca yukarı çağırıyor. Gel bir kahve içelim. Fakat soracağım bir şey var diyor. Yani siz nasıl oluyor da diyor bu yaşa rağmen her vurduğunuzda bu odunu ikiye bölebiliyorsunuz. Yani ben bunu sizden beklemiyordum. Oğlum diyor, ben diyor rüyamda bile odun kırarım. Şimdi eğer siz rüyanızda bile odun kırıyorsanız, rüyanızda hat yazıyorsanız, o devasa mekanda bunun nasıl bir etki vereceği yüzyıllar sonra, yani takriben bu yazılı 150 senenin üstünde olmuş, 200 seneye yakın bir zaman olmuş, 1855'lerden sonra yazılmış, 3,5 sene içinde yazıldığını düşünün, yani 150 senenin üstünde bir yazı. Hala bir programda biz üzerinde konuşabiliyoruz. Onun o mekandaki bu vavların iç içe girmesi, yani teşrifat dediğimiz hali, o kompozisyon dediğimiz hali öyle bir etki vermiş ki, yani orada sülüs Nesit de yazabilirdi. Hı hı. Ama başka bu etkiyi alabilir miydiniz onu bilmiyoruz. Onu Şefik Efendi olunca cevabını nasıl yazılıyor mesela bunu? Bunu tabii hattat şey olarak yazar. Şimdi mekanda görür önce. Hı hı. Yani mekanı görür. Oraya baktığı zaman o deminki oduncu amca misali, hı hı, eğer o yazıyı orada görüyorsa ölçülerini belirler. Tahayyül ediyor onu. Tahayyül ediyor. Kalem ölçülerini, hı hı, buluyor. Yazıyor. Bunu kağıda yazar ve nakkaşa verir. Hı. Biz demin mezar taşı gösterdik. Evet. Mezar taşını mezar taşçıya verirsiniz. Hı hı. Kalıbını siz geçirirsiniz. Mezar taşçı o sizin kağıt üzerine yazdığınız yazıyı o zerafette taşa geçirir. Hı hı. Nakkaş da aynı zerafette onu duvara geçirir. Asıl olan yazıyı yüterek, yani tabii bizde eskiden şey varmış mesela, şimdi biz ozalit dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. Fakat zamanda kareleme usulü dediğimiz, hmm, küçük santimlere ayırarak yaparlar. Onu işte gene işte 1 santimse 5 santime, 5 santimse 10 santime gibi büyüterek oraya aktarırlar ve geçirirler. Tabii 3,5 sene bir hattatın orada durması ne demek? Her yapıldığında onu gözetliyor. Hmm. Mesela Sami Efendi'den demin bahsettik. Sami Efendi bir yazıyı yazdığı zaman para hiç önemli değil. Mesela mezar taşı istediniz. Babanız vefat etti. Geldiniz Sami Efendi, dediniz ki efendim bana bir mezar taşı. Kim işleyecek diye soruyor. Hmm. Yazarım ben, şu kadar yazarım demiyor. Kim işleyecek çünkü diyor. Eseri filanca taş ustası için işlerse yazarım diyor. Parası çok ayrı bir mevzu. Bahattin Efendi var. O dönemin nakkaşı. Nakkaş demeyeyim de yani müzeyibi. Hmm. O işte mesela Zerendut levha istiyorsunuz, birinde gördünüz. Paranız ne olursa olsun. Sizin 2-3 tane müzeyibi var. Onlar yapmadığı müddetçe size Zerefşan levha vermiyor. Çok onun son kontrolünü kendisi yapıyor. Şimdi bazen denk geliriz mesela müzayedelerde. Yazı Sami Efendi'dir fakat bir şeysi eksiktir. Şimdi aynı kalıbı kullanarak siz başka bir müzeyip de bunu doldurabilir. Ama Sami Efendi'nin gözetiminden geçmiş olanlar apayrıdır. Çünkü hattat bir güvendiği bir müzeyibe bunu yaptırıyor. İkincisi kendi kontrolünde. Yani Şevket güzellik silsilesi üzerinden ancak yapılabilecek bir şey.
O zamanlarda Şevki Efendi ve Şefik Efendi o nakkaş onu geçirdiği müddetçe orada müdahil oluyor. Doğru. Şurasına dikkat et, burasına dikkat et diye ve böyle bir güzellik çıkıyor piyasaya. Üstadım sohbet o kadar akıyor ki ve daha gerçekten dostlarımızla paylaşamadığımız daha o kadar çok güzellik Eyvallah. Var. Fakat vakit de dar Eyvallah. Bir şey biliyorsunuz. Özellikle sohbet ve muhabbet olduğu Eyvallah. Zaman.